açıklanmış bir e, çalışma var, bir araştırma. E, o araştırmanın Türkiye Türkiye'nin eğilimleri 2020'de 20. Bu her yıl yapılıyor Kadir Has Üniversitesi tarafından. Bu yıl da yapıldı ve Kadir Has Üniversitesi adına bu araştırmanın koordinasyonunu yürüten Profesör Mustafa Aydın sonuçlarını açıkladı. Ben de sabah e, o e, uzaktan erişimli toplantıda açıklamalarını dinledim hep bir kutuplaşmadan bahsediyoruz. Türkiye'deki kutuplaşmadan ama dünyadaki kutuplaşma ve popülist yaklaşımın Amerika'yı getirdiği noktayı da görüyoruz. Maalesef Türkiye'deki tablonun da çok iç açıcı olmadığını söyledi. Bu sabahki o ankete ilişkin, araştırmaya ilişkin açıklamasında Mustafa Aydın şu anda da karşımızda. Profesör Doktor Mustafa Aydın Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz. Ha, hoş bulduk Yavuz Bey merhaba. Merhaba. Ya benim de en çok dikkatimi çeken hususlardan birisiydi. Zaten Türkiye'de nasıl bir kutuplaşmış e, toplum içinde yaşadığımızı üç aşağı beş yukarı kendimiz de görebiliyoruz. Hem siyasi tartışmalardan görüyoruz hem e, yayınlardan hem de sosyal medyadan görme imkanına sahibiz. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşananları da biraz bu kutuplaşmanın sonucu olarak bakmak yanlış olmaz herhalde. E tabii e, yani aslında herhalde e, Türkiye'de oturunca dünyanın ...pek çok ülkesinde olan biteni Türkiye gözlüğüyle e, inceleyebileceğimiz muhteşem bir konumdayız. Yani çok icap, evet. hani bir taraftan hep şey diyoruz ya İstanbul'da olduğunuzda uçağa binin 3 saatte hani dünyanın dörtte 3üne gidebilecek durumdasınız. E, hakikaten siyasi e, anlamda da Türkiye çok e, son yıllarda çok güzel bir e, ne diyeyim laboratuvar oldu. E, dolayısıyla işte Mısır'da bir darbe oluyor. Türkiye'de olmuş gibi yaşayabiliyoruz <laughs> ee, ya da Amerika Birleşik Devletleri'nde e, işte birileri bir şey yapıyor Türkiye'de e, oluyor gibi e, çok iyi hatırlıyorum yani birkaç hafta önce de e, Trump mı Biden mı seçimi kazanıyor diye Türkiye televizyonlarında birbirleriyle kavga eden Türk akademisyenler vardı dolayısıyla evet. yani e, hiç şaşırtıcı <laughs> gelmiyor. Şu Hatta Amerika'da. hani Türkiye'deki seçimlerden daha uzun sürdü Amerika Aynen, Birleşik Devletleri'ndeki seçim yayınları. Ee, ekranlar da hep kırmızıyla boyalıydı o süreç içerisinde. Bu kadar yakından ilgilendiriyor. Ee, bir Amerika ile ilgili yorum alalım hocam. Şimdi sizi bulmuşken. Çünkü az önce Serhat Hoca ile Amerika'yı konuştuk. Aynı üniversiteden meslektaşınız. Ee, bir yorumunuzu alalım. Ne oldu Amerika'da diye. Sonra şu tabii... E, Türkiye'deki tarafa geçelim çünkü orada da önemli rakamlar var. Tespitler yani var. ben, ben Amerika'ya kızgınım tabii. E, çünkü e, bizim... Tam denk e, getirdi. <laughs> evet, rekabet ediyorlar bizim şeyle. <laughs> Trump'la rekabet var. Valla ben de bir Beşiktaşlı olarak kızgınım. Dün akşam o kadar güzel bir maç izledik. 6 gollü ertesi gün biraz Beşiktaş konuşuruz falan derken bir saat sürdü. Sonra bağladık Amerika'ya gittik yani hocam. Öyle bir şey ki ben dün akşam rapor üzerinde çalışıyordum. Dolayısıyla Amerika'da ne olduğunu çok da izlemedim. Hani gelip gidip evde bana haber veriyorlar. Şöyle oldu <laughs> Bu hiç ilgilenmedim. Sonra gece yarısı baktım, ortalıkta bir e, sanki Hollywood e, filmi Değil mi? E, izleniyor gibi bir durum var. Tam bir komedi tabii. E, büyük bir, e, Amerikalılar açısından bakarsanız herhalde büyük bir hayal kırıklığı. E, dünya açısından e, büyük bir şaşkınlık. E, çünkü Amerika'nın, e, aslında büyük şaşkınlıkla yaşamamak gerekiyor. Çünkü son dört yıldır e, Amerikan devlet sisteminin, Nasıl bir ısrarla sistemi bozmaya çalışan birisi tarafından nasıl bozulabileceğinin örneklerini de gördük. Fakat dünya tabii 20. yüzyılı hatırında tuttuğu için Amerika'nın dünya için pozisyonunu hala Amerikan devlet sisteminin önemine inanıp güvenip ona bakıyor. Fakat tabii bu bize herkes için herhalde büyük bir uyarı. Çünkü e, aslına bakarsanız bundan e, ne kadar diyelim 113 e, yıl oldu herhalde değil mi Rus devrimi evet. e, e, Lenin e, çok net bir şekilde e, küçük örgütlü bir grubun e, ısrarlı çabasıyla iktidarı ele geçirebilmesinden bahsetmişti ve bunun örneğini göstermişti e, aslında on, onları unuttuk e, 20. yüzyılın sonunda e, Amerika'da da çok benzer bir şey oluyor aslında yani ee, ısrarla e, aynı şeyleri söyleyen bu post-truth yani gerçek ötesi e, dönemen, gerçeklerini veya gerçek ötesi dönemin e, altyapısını kullanan insanlar e, gerçeği hiçbir şekilde e, bizim şaşkınlıkla izlediğimiz bir şekilde gerçekle hiç alakalı olmayan şeyleri ısrarla daha çok sürekli ve tekrar tekrar söyleyerek bize aslında 2. Dünya Savaşı günlerini yaşatıyorlar. Ya. Yani aynı taktiği Göbels Almanya'da uygulamıştı. ay yani bir şeyin doğru veya yalan olması, yanlış olması önemli değildir. sadece sürekli aynı şeyi tekrarlarsanız bir süre sonra insanlar buna alışır ve doğruymuş gibi algılar diyordu Göbels ve nitekim şu anda 21. yüzyılda Amerika gibi bir yerde bu kadar sofistike iletişim kaynaklarının olduğu, herkesin bilgiye ulaştığı bir yerde bunu görebiliyoruz. Trump ısrarla yalan olduğunu bizim en azından benim anladığım, öyle diyeyim, bir şeyi sürekli söylüyor. Ve çok ciddi milyonlarca insanı, yani hani 3-5 kişiden bahsetmiyoruz, geçen seçimden bu yana 6 milyon daha fazla oy aldı. Evet. Yani onu aklımızda tutalım. Amerika açısından bence önemli olan bu, e, bu seçimde Trump'ın kaybetmiş olması biraz e, Trump'ın söyleminden ve söylediklerinden ziyade e, tecrübesiz bir siyasetçi olmasıyla bence alakalı. Dört e, yıl sonra daha tecrübeli, daha e, ayakları yere basan e, bir siyasetçi aynı söylemi kullanarak Amerika'da propaganda yaparsa. Başkanlığı almak için çok büyük bir fırsatı olabilir. Sadece Amerika değil ama hocam bunu dünyanın her yerine teşmin etmek mümkün. Yani bu yaklaşım e, eğer bilmiyorum yani posttrut dediğimiz dönem gerçeğin bir değeri kalmadı yani bütün dünyada böyle Türkiye için de benzer şeyler belki söylenebilir. E, o nedenle yani söyleniyor herkes işte e, ulaşabildiği kitleyi inandırabildiği kadar anlatıyor yani Tabii. siyaset bu noktaya döndü. Yani şöyle aslında dünyada belki başka bir programda da onu konuşuruz ama dünyada e, Amerika bu işin e, kuyruğundan geliyor öyle evet, diyeyim evet. en arkasından geliyor Amerika'nın çok önünde bu bu işleri yapan evet. diğer ülkeler oldu ve bu e, sadece e, gerçek ötesiyle alakalı değil bunun ötesinde bir e, e, liberal olmayan demokrasinin dünyada e, yaygınlaşması e, demokrasiye kendi içinden geniş bir meydan okumanın ortaya çıkması. Benim uzunca bir süredir ulusal e, milliyetçilik pardon ulusal popülizm dediğim veya ulusal halkçılık da diyebilirsiniz buna e, bir e, görüşün dünya görüşünün her yerde hakim olmaya başlaması ve bunu bakarsanız hani dünyanın bir ucundan öteki ucuna kadar Çin'den başlayın e, Çin Hindistan Rusya Türkiye Polonya Macaristan Avusturya e, İngiltere Amerika yani Amerika evet, Brezilya vesaire çok fazla sayıda ülkede, çok farklı kültürlerdeki ülkelerde etkili olan bir trendden bahsediyoruz. E, o nedenle öyle yani Amerika'yı biraz da o yüzden herkes tedirginlikle izliyor. Yani tüm dünyada e, etkili olan bir şeyden bahsediyoruz. E, hep Acaba üzerinde, Amerika'da de, da devam edecek mi? Etseydi bütün dünyaya bu nasıl yansıyacak diye ki Freedom House'un son raporunda Avrupa Birliği üyesi Macaristan ve Polonya demokrasiden uzaklaşmış ülkeler statüsüne tabii, statüsüne göre Avrupa Birliği üyesi ülkelerden bahsediyoruz gerçekten evet. 10 yıl önce konuşsak hiç yani olabilecek bir şey gibi de görünmüyordu şimdi ama bir tarafıyla da orada hani bir kurumun önemini de görmüş olmadık mı hocam kurumun hukukun insanların demokrasiye inancının veya devlet adamlarının Öyle bir şey de gördük. Çünkü dün akşam tens e, evet, mesela farklı bir noktada olsaydı belki az önce Serhat hocama da söyledim. Başka bir şey de görebilirdik biz bugün. E burada tabi Amerikan örneğinde aslında şimdi e, iyi yanına hep, bakarsak yani. Hep ya yok şöyle şunu unutuyoruz. Ben mesela bazen derslerde öğrencilerle konuşurken mesela uluslararası hukuk konusunda e, hem toplumda da vardır. Öğrencilerle sohbet ederken de arkadaşlarımız aynı şeyler söyler. Uluslararası hukuk sürekli ihlal ediliyor. Dolayısıyla yoktur gücü gücü yetene diyorlar. Halbuki ben de şunu söylerim onlara hep. Aslında iç hukuk sürekli ihlal ediliyor. Yani her hapishanelere bakın, binlerce insan var. Aslında ihlal ediliyor olması hukukun olmadığı anlamına gelmiyor. Ee, i̇hlal ediliyor ve ceza alıyorlar. Uluslararası hukukta da böyle. Ve aslında bakarsanız uluslararası hukukta da kurallar e, olduğunda yani ihlalden ihlal genelde yüzde iki üçtür uluslararası hukukta daha çok dikkatimizi çeker çünkü devletler arası büyük savaşlar ya yani. Dolayısıyla yapılar çok önemlidir. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde de aslında meselenin ihlal tarafına bakmamamız gerekiyor. İhlal etmek isteyen her zaman her ülkede sistemi zorlamak isteyen birileri mutlaka bulunur. Türkiye'de de başka ülkede de ve Amerika'da da bu işte başkanlık düzeyine kadar çıktı. Esas önemli olan işte sistemin e, gücünü gösteren ve Amerika'nın buradaki Belki bütün dünya açısından önemi gösteren şeysi bu sizin söylediğiniz. Kurumlara elbette meydan okunacak. Okunuyordur. Okunması e, kurumun olmadığı ve onun zayıf olduğu anlamına gelmez. Mesele kurumun nasıl karşılık verdiği. Ve hakikaten işte dün akşam biz Amerikan kurumlarının nasıl karşılık verdiğini gördük. E, i̇şin komedi tarafı osu busu bir tarafa bırakalım ama sonuçta Amerika Birleşik Devletleri'nde parlamento basıldı. Yani öyle bakacaksınız. Tabi. Ve insanlar öldü. Yani 4, 4 kişi de hayatını hatırlıyorum. kaybetti. En son sayı olarak. Şimdi bu mesela şeyde olduğunda çok benzer bir şey Ermenistan'da olmuştu evet, çok yıllar güzel. önce. İktidar değişti, bütün sistemi değişti. Ermenistan'ın o günkü noktaya gelebilmesi aradan 10 yıl geçmesine gerektirdi. Dolayısıyla kurum varlığını dönüp göster gösteriyor aynı şeyi yine yapmaya devam ediyor ve e, meydan okumaya ne kadar iyi karşılık verirse kurumun değeri anlaşılıyor yoksa meydan okuma her zaman olabilir olmasında bir yani şaşırtmaz kimseyi e, Amerika'da e, bu sefer öyle diyelim e, sistem e, iyi bir karşılık verdi ama yani e, 4 yıl sonra böyle mi olacak önümüzde Vallahi... daha 13 gün var. Yani <laughs> ne olacak belli değil. Önce. Ama önümüzde ki... 13 gün Doğru. var. Yani. <laughs> Asıl büyük kabus var. 4 yıl daha eğer iktidarda kalsaydı herhalde yaşanacaktı Trump. Ya yani evet. o o acayip bir şey olabilirdi. Şimdi kurumlar deyince Türkiye'ye ve araştırmaya dönebiliriz herhalde. Türkiye'de de e, yani her Türk vatandaşı kurumlarında güvenmek ister. En çok da herhalde yargıya, Anayasa Mahkemesine Parlamentoya, belki siyasi partilere, cumhurbaşkanlığına. Sizin sorularınız arasında vardı biliyorum. Şu kurumlardan başlayıp oradan geçelim kutuplaşmayı isterseniz. Türkiye'de nasıl kurumların durumu? Şimdi yani Türkiye'de kurumlar kurumlara güven deyince bizim tabii yaşımız müsait ve bizim yaşımızda olan bizim neslimiz gayet iyi hatırlıyordur. 80'li yıllar öncesinde ve 90'lı yıllarda Türkiye'de anketler çok yapılmaya başlanınca Kurumlara güvendiğince aklımıza sadece bir tane kurum geliyordu. TSK. E, Türk, <laughs> Türk Silahlı Kuvvetleri. Ve yani güven, halkın güveni %90'lara kadar çıktığı dönem oluyordu. Doğru. Ama 70'lerin altına düşmezdi. E, fakat tabii daha sonra e, bu e, 90'lı yıllardan sonra yaşananlar ülkedeki gelişmelerle birlikte ve aslında ülkenin biraz e, biraz da demokrasiden nefes almasıyla birlikte Orduya olan bu güvende büyük bir değişim yaşandı ve çok düştü biliyorsunuz. Fakat biz bu anketi 10 yıldır yapıyoruz 2010'dan beri. Son 3 yılda önemli bir değişim ve dönüşüm var. Son 2 yılda yerleşti bu bizim güven anketinde yani anketin kurumlara güven kısmında son 2 yıldır ilk 3 sıra güvenlik kuruluşları yani e, Türk Silahlı Kuvvetleri birinci sıraya oturdu e, jandarma artık silahlı kuvvetlerin parçası olmadığı için ayrıca soruyoruz çünkü jandarma ve üçüncü sırada da polis. E, polis biliyorsunuz Türkiye'de e, 70'li 80'li yıllarda e, aslında güvenilen bir kurum olarak da algılanmazdı Doğru. E, fakat şu anda bakınca yani bence anketin önemli yani kurumlara güven kısmının önemli bir tarafı ilk üç sıranın e, güvenlik e, yapılanması tarafından e, kontrol ediliyor olması veya yerleşik olması. 15 Temmuz'un da etkisi var tabii polisle ilgili e, bu mutlaka, herhalde güven mutlaka. konusunda mutlaka. Bir de öyle polis bir, tabii son yıllarda yeniden yapılanarak özellikle terörle mücadele konusunda da iç terörle evet. mücadele bir etkisi var. Onun da muhtemelen etkisi oluyordur. E, buna bir de dördüncü beşinci sırada e, şu an, bu sene geçen sene de dörtteydi. Milli İstihbarat Teşkilatı da var. Yani aslında. Güvenlik devletin güvenlik kurumları ilk dört sırayı kapsamış durumda. Bu şimdi bu enteresan ve bence üzerinde düşünülmesi gereken bir şey. Ee, çünkü güvenlikleştirme diye bir kavram var bizim literatürde evet. ve bunun olumlu yanları olduğu kadar çok olumsuz yanlarından da bahsediliyor. Özellikle demokrasiyle ilgili olumsuz yanları var. Ee, bu tür kuruluşların bu kadar güvenli olması bir taraftan da sağlıksız bir şey. Ee, çünkü bunlar seçilmişlerin temsil edildiği yerler değil. Buralar ellerinde silah olan insanların da bulunduğu güvenlik örgütleri sonuç itibariyle. Şimdi bu bir. iki bu sene biz bizim listede her zaman sivil toplum kuruluşları diye bir başlık vardı ama bu sene bazı bazı sivil toplum kuruluşlarını de sorduk. Kim yani nerededir diye görmek açısından. Bir tanesi Türk Tabipler Birliği, diğeri de Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve bunların hemen ardından gelen Toplum olarak da sivil toplum kuruluşları. Dolayısıyla bu güvenlik yapılanmasının arkasından hemen güvenilir kurum olarak bu sivil toplum kuruluşları geliyor. Enteresan giriyor. yani bir mesaj veriyor aslında. Yani birbiriyle tam da çelişen iki uçta iki kuruluş. Bu ikisi tepeyi böyle kontrol ettikten sonra işte bir başka mesaj seçilmişler bunların arkasında kalıyorlar. Bu da Türkiye'de belki birazdan konuşuruz Türkiye demokrasisi açısından. E, sorunlu bir şeye işaret ediyor. Seçilmişlere e, hem e, muhalefet e, partileri anlamında hem e, hükümet hem cumhurbaşkanlığı anlamında baktığınızda e, bu, bu tür kurul seçilmemişlerin diyelim bir kısmı gönüllü kuruluşlar, bir kısmı işte atanmışlar. Bunların arkasında olması sorunlu. E, en sonda da e, hani hepimizin aslında bağımsız olması gerektiği yasal olarak da bağımsız olan. ...bazı denetleme ve düzenleme kuruluşları var biliyorsunuz. Onlar en sona kalmış durumda Rütük, TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu, ÖSYM gibi. En sondaki 3 yani çok, onların çok, da daha sonunda siz varsınız öyle diyeyim. Medya, medya, medya. Biz yerimizi biliyoruz hocam. Hiç zaten oralarda şey bir iddiayı da ortaya koyamayız. Gördüğümüz için de tabloyu. Ama o saydığınız üç kurum içinde rütün durumu belli... Son dönemde en çok tartışılan kurumlardan birisi yaklaşımları belli. E, Türkiye İstatistik Enstitüsü belli. Enflasyon diyor, işsizlik diyor. insanlar evet. işsiz, e, pahalılığın farkında. Rakamlar uyuşmuyor. Ama ÖSYM çok rahatsız edici değil mi sizin de e, ilgili olduğunuz bir alan olduğu için söylüyorum. E tabii orada Burada çok skandansan... umut kırıcı bir şey bu gençler açısından baktığınızda. Evet, evet. Yani orada FETÖ'nün verdiği zararın bir boyutu yani ülkeye çok farklı şekillerde verdiği zararlar var ama bir tanesi de bu tabi Yani ÖSYM Türkiye'nin en güvenilir kurumlarından bir tanesiydi. Hani yapılan sınavların ölçme e, mantığı belki itiraz edilebilir, şikayet edilebilir ama yani sonuçta bir ölçme ve yani. bir sıralama yaptığı ve hak, hak geçmediği algısı vardı toplumda. E bu e, işte çalınan sorular onlarla bir takım yerlere yerleşen insanlar o skandallar üzerine e, bu e, bozuldu bu algı. Tabii onu düzeltmek artık şu anda onun başında çalışan arkadaşlarımızın Tabii. Gibi. Hocam peki şimdi kutuplaşma dedik. O kutuplaşmayla belki biraz iç siyasette konuşabiliriz. Kutuplaşmada durum ne? Neyi gösteriyor araştırmanız? Didi e, dili görüyoruz, üslubu görüyoruz. Siyasi partiler arasındaki diyalog hakimiz. İyiye gitmediği konusunda benim de bir fikrim var. Sabah da dinledim sizden evet. ama biz dinleyenler de sizden bir o konuda e, duysunlar isterim. Yani bu kutuplaşmayı çok farklı şekillerde görüyoruz. E, biz doğrudan da soruyoruz. Yani vatandaş da görüyor mu onu da e, soruyoruz. Hani Türkiye'de bir siyasal kutuplaşma olduğunu düşünüyor musunuz diye soru da var doğrudan. E, ve o sorunun cevabı bu şu ana kadarki en yüksek noktaya ulaşmış durumda şu anda Halkın %55.9'u yani %56'sı Türkiye'de bir siyasal kutuplaşma olduğunu düşünüyor. Bu algı anlamında e, bunun var olduğunu düşünüyor. Ve bunu e, farklı siyasal parti tabanlarına baktığınızda da aynı. Yani hepsi Türkiye'de ciddi bir siyasal kutuplaşma olduğunu düşünüyor. Bu algı anlamında böyle. E, onun dışında bizim tabii e, şeyler var. Başka sorulardan çıkartıyoruz. Örneğin kendilerini siyasi yelpazede nereye yerleştiriyorlar, milliyetçilikte nereye koyuyorlar, sağ-sol cetvelinde veya dindarlık cetvelinde nereye koyuyorlar vesaire. Bunlara bakıyoruz. E, kiminle birlikte komşu olmak isterler istemezler bu tür soruları soruyoruz. E, veya Türkiye işte e, 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 dikotomiler veriyoruz. Türkiye doğulu mu batılı mı, layık mi dindar mı gibi dikotomiler. Bütün bu sorularda. Ee, çok net bir şekilde ikiye ayrılmış bir e, ülke fotoğrafı. E, fotoğrafı ortaya çıkıyor ve e, aslında bu sene e, belki hiç olmadığı kadar net bir e, yani hiç olmadığı kadar derken bu anket çerçevesinde hiç görmediğimiz kadar e, net bir e, ayrışma var. E, örneğin e, bu kadar olmaması gerekiyor. Mesela sağ sol cetvelinde. E, dünyada e, standart bir şeydir altılı e, sağ sol cetveli yapılıp kendinizi burada bir yere yerleştirin diye sorulur en sağda olan e, ve en solda olan kesimler e, yüksek rakamlar çıkıyor yani normalde e, ortadan ortada, ortadan köşeye doğru e, azalan bir şekilde gitmesi gerekiyor bizde hakikaten ortada güçlü bir büyük bir blok var ama ondan sonra çok zayıf ve köşeye doğru büyüyen şekilde çıkıyor. Bu tabii çok ciddi bir kutuplaşma olduğuna işaret ediyor. Siyasi anlamda çok ciddi bir kutuplaşma olduğuna işaret ediyor. Ee, halka sorduğumuzda da onlar da iki şeyi öne çıkartıyorlar kutuplaşmada. Hangi e, zeminde olduğunu soruyoruz kutuplaşmanın birisi sağ sol yani siyasi anlamda, diğeri de layık dindar anlamında yani kültürel e, duruş anlamında. Bu iki alan çok net bir şekilde kutuplaşmayı ortaya çıkartıyor. Sağ ya sol tabii... ne hocam? Yani şimdi Sabah dinlerken de sonunda soracağım kısımda kalamadım ama sağ sol ne? Yani solda ne anlıyor mesela Türkiye'deki insanlar? Bir de orada bir Müslümanlık tanımı da var bildiğim kadarıyla. Ona ilişkin de sor. Belki birleştirerek söyleyebilirsiniz. Evet. Ben orada tam böyle hani anladıkları anlam mıdır yoksa başka bir şey midir kafalarda? Ee, bir kafamda soru işareti oluştu doğrusu. Şimdi e, bu gazetecilerin e, çok merak ettikleri klasik sorudur vatandaş bu sorudan ne anlıyor? Evet. evet. E, şimdi bir kere e, bu soru çok sağlıklı bir soru değil çünkü bunu e, yani bunu siz ne anlıyorsunuz? Mesela? Evet, yani. evet Bu devirde bu, bunun erp herkesin bu kendince bir cevabı var. Doğru. Dolayısıyla 80 küsur milyonun her birinin ne anladığını anlamaya çalışmamız bir anlamı yok. Çünkü sonuç itibariyle esas olarak e, vatandaş her ne anlıyorsa o anladığına göre bir siyasi pozisyon alıyor ve o anladığına göre de oy kullanıyor. Tamam. Dolayısıyla bizim ne anladığını öğrenmemizden ziyade o pozisyonu gördüğümüz zaman e, zaten oradan ne anladığını çıkarsama e, yapmış oluyoruz. Yani sağda kendini görüyorsa bu sağı nasıl tanımladığından ziyade yani o da önemli tabii eğer siyasi partiyseniz o da önemli ve sosyologsanız o da önemli ama e, eğer politika üretecekseniz ve e, ülkeyi analiz ediyorsanız ne anladığından ziyade kendisini nerede tanımladığı daha önemli. Şimdi sağda diyorsa bunu Türkiye açısından baktığımızda biz bunu anlamaya çalışıyoruz aslında bilimsel olarak anlamaya çalıştığımızda <laughs> E, farklı sorularla şu çıkıyor. Mesela kültürel olarak, e, sosyal açıdan pardon, sosyal açıdan çok muhafazakar bir toplum olduğunu görüyoruz. Ülkenin genelinin, yani burada e, siyasi olarak kendisini ortada tanımlayanlar ve hatta solda tanımlayanların önemli bir kısmı kesimi bile sosyal açıdan muhafazakar. Yani bunu nereden anlıyoruz? Mesela diyoruz ki e, şöyle bir e, bazı e, bir tane örnek vereyim bir değerlendirmeler verip buna katılıyor musunuz diye soruyoruz. Bunlardan bir tanesi işte klasiktir bizim tarihimizde de vardır. Batının yalnızca tekniğini almalı, kültürümüzü ve kimliğimizi korumalıyız. Şimdi buna katılıyor musunuz? Doğrudan sormak yerine böyle bir dolaylı soruda yüzde 64'ü buna katıldığını söylüyor toplumun nüfusunun. Bu yüzde %64 64'e baktığınızda bunun içinde kendisini Büyük kısmı sağ olarak tanımlayanlar varken de ortada olanların da hemen hemen hepsi orada. Sol olarak tanımlayanların bir kısmı da orada. Dolayısıyla bizim mesela muhafazakarlığın sadece sağ e, ile açıklamak mümkün. değil soldan sağa evrilen bir e, yelpaze olduğunu buradan anlıyoruz ve sosyal muhafazakar olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan mesela şöyle bir e, söylemden çıkartıyoruz diyor ki e, diyoruz ki gençlere Türk milletinin manevi değerlerine sahip çıkmayı öğretmek demokrasi eğitimi vermekten daha önemlidir. E, buna katılıyor musunuz dediğinizde yüzde altmışı buna katıldığını söylüyor. O zaman bu bu tabii dünyada çok çalışılmış arka planında yani onlarca kitap yazılmış ifadeler bunlar. Evet. O yüzden çok derinle gitmiyorum niye böyle olduğunun sonuç olur ama bu bize... E, Türkiye'deki muhafazakarlığın aynı zamanda maneviyatçı bir muhafazakarlık olduğunu gösteriyor. Yani dünyada mesela muhafazakarlık deyince sağ muhafazakarlık demokrasiyi savunandır. Mesela İngiltere'de öyledir, Amerika'da öyledir, Almanya'da öyledir. Ama Türkiye'de bunun maneviyatçı tarafının daha önde olduğunu e, çıkartıyoruz ve anlıyoruz. Yine başka bir şeyden mesela e, şu, onu da söyleyeyim bir örnek olarak... E, Hemen her alanda devletten çok daha verimli ve başarılı çalıştığı için özel teşebbüs daha iyidir. Şimdi bunda büyük bir onay alırsak o ülkede liberalizmin yüksek olduğunu evet. anlarız. Türkiye'de bu yüzde 47, yani yarısından aşağıda. Dolayısıyla sağcılıkla mesela Avrupa'da sağcılık liberalizmle birlikte gidiyor. Ee, hem ekonomik anlamda hem siyasi anlamda. E, Türkiye'de bunun böyle olmadığını görüyoruz. Ne neyle gidiyor? O zaman şunu buluyoruz. Yoksulluğun sebebi kaynak dağılımındaki adaletsizliktir. %60 destekleniyor. Şimdi bu e, Türkiye'deki e, ekonomik düzeyde bakanın sosyal adaletçi olduğunu gösteriyor aynı zamanda. Şimdi bunlar mesela e, dünya ölçeğinde baktığınızda e, maneviyatçı muhafazakarlıkla sosyal adaletçilik birbiriyle çelişiyor siyaset literatürü açısından bakarsanız. Evet. Ama Türkiye açısından baktığınızda biz devlet baba diye bir kavram var. Yani bunun sağı ile solu ile alakası Türk yok. Türk tipi. Türkiye'de Anadolu'ya git. Türk tipi. Dolayısıyla biz de Türkiye'nin solu da dünya sağ, sağının savunduğu devletçi e, bir e, konumda. Dünyada aslında devletçiliği savunanlar e, sağın iyice sağında olanlardır. Hani e, ideolojik evet. olarak aşırı milliyetçiler, e, faşizme kayanlar vesairedir. Ama Türkiye'de sol Solun ciddi bir kesimi devletçidir mesela. İşte buradan anlıyoruz. Sosyal adaletçilik önde, maneviyatçılık, maneviyatçı muhafazakarlık önde ama liberallik o kadar önde değil. Bu geçen senelerde böyle... de mi böyleydi hocam? Burada bir değişiklik var mı? Yani bir, hani e, yani bir istikamet bu... gösteriyor mu bize? Şuraya gidiyoruz gibi? Şimdi geçen senelerde bu kadar derine biz inmiyorduk açıkçası. Hı hı. E, e, bu sene derine inme, yani şunu yapıyorduk tabii sağ sol kendine işte hı hı. Kemalist diyen geçici diyen muhafazakar diyen onları görüyorduk ee, ama muhafazakarların ne düşündüğü konusu hani sizin sorduğunuz soruya bu sene derine indik ama şunu söyleyebilirim ee, geçen senelerle karşılaştırma belki bu önemli ee, sağ dediğimizde hani Türkiye'de özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tabanı büyük ölçüde oy tabanı olan veya şu andaki iktidar bloğunun oy tabanı diyeceğiniz e, muhafazakar siyasal İslamcı ve hatta işte milliyetçi e, grubu bir bütün olarak düşünürsek bu oy tabanı e, 2010'dan beri bakıyoruz biz. 2010'dan 2017'ye kadar sürekli yükseldi. Kendini bu şekilde siyaseten tanımlayanlar en son 47.4'tü bu 2017'de. Bunun toplamı 2017'de azalmaya başladı ve bugün en az noktasına ulaştı. 2000'de 2020'de 34.6 biz bu oranı en son 2014'te görmüştük Dolayısıyla 2014'e doğru gerilemiş gözüküyor bu niye bu hocam an... var mı bir analiz yani pek çok şey ama e, e, iş aş e, mutsuzluk hükümette iktidarda uzun zaman kalmanın getirdiği bir yorgunluk e, daha çok politikalardan rahatsızlık bunları şuralardan anlıyoruz yani hükümetin çeşitli politikalarına verilen destekleri sorduğumuzda ve onun parti tabanlarına baktığımızda yani bir süre önceki seçimde kime oy verdiniz dediğinizde AKP'ye oy vermiş ama Aha. işte hükümetin X politikasından mutsuz olmuş. Ekonomi politikası en altta bildiğim kadarıyla orada. E tabii yani bütün evet. politikalarda en altta en başarısız, en başarısız görünen en başarısız görünen ekonomik. esas zaten Türkiye'de yani dünyada da büyük ölçüde budur. Aş iştir. Evet. E, o e, en son şeyi de söyleyeyim bu bağlamda sormuştunuz atlamamış Hı -hı. olayım Din, cinsellik konusu önemli Evet. yani Türkiye'de çok geniş bir milliyetçi ve dindar kesim olduğu anlaşılıyor kendini öyle tarif eden kendini öyle tarif eden ve dünyada da aslında bu milliyetçilikle dindarlık büyük ölçüde beraber gider yani işte Yunanistan'da da biraz böyledir Almanya'da da böyledir farklı ülkeler farklı dinlerde de biraz böyledir Türkiye'de de öyle gözüküyor ama bir kırılma da var. E, dindar, yani milliyetçiler arasında baktığınızda tabi yani Türkiye özelinden biliyoruz, ulusalcılar vesaire. Dolayısıyla sol içinde de ciddi bir milliyetçi kesim var. E, ve e, yani rakamlara bakınca e, hani yüzde 55'i yüksek milliyetçi olarak, yüksek milliyetçilik olarak kendisini tanımlıyor. Buna orta düzey milliyetçileri de eklediğinizde yüzde 90'lara ulaşan bir kesim var. yani Türkiye'de kendisine milliyetçi düş... ve Müslüman, milliyetçi dindar. Bu milliyetçi şimdi üst üste geleni söyleyeceğim. Milliyetçi dindar olarak baktığınızda da e, aşağı yukarı 40, %42 kendini yüksek dindarlık düzeyinde tanımlıyor. yüzde %48 de kendini orta düzeyde dindar diyor. Yani aslında ben dindar, dindarlığım çok düşüktür diyen sadece yüzde on. Dolayısıyla milliyetçilikle dindarlık bu anlamda büyük ölçüde üst üste oturuyor. Fakat şimdi ben kendim açımdan bakıyorum. İşte İslam'ın veya İslam'da imanın beş şartı var değil mi? Yani evet. e, kelime-i şehadet getirmek, Müslüman olan herkes onu yapmıştır. Dolayısıyla onu bir kenara bırakmak lazım. E, i̇şte zekat vermek ve hac herkese farz değil. Dolayısıyla onu da bırakalım. İki tane ana e, ibadet kalıyor geriye birisi namaz kılmak yeri oruç. oruç tutmak biz bu sene geçen senelerde oruç konusunu sormuştuk bu sene de namaz konusunu sorduk enteresan bir şey çıkıyor yani yüzde 90 orta ve üst düzey dindar olduğunu söyleyen Türk vatandaşının yüzde 38'i namaz kılmadığını söylüyor ve sadece yüzde 24 buçu tüm vakit namazlarını kıldığını söylüyor <laughs> dolayısıyla hem dindar sizin, sizin sorduğunuz soruyu biz kendi kendimize sorduk tabi burada cevabı yok bunu artık odak e, konuşmalarla Hocam odak... belki Müslüman mısın diye anlamış olabilir o dindar mısın sorusunu Müslüman mısın çünkü %90 hep öyle deniyor %99'u Müslüman değil. olarak Onu da soruyoruz biz yani Hı. dini olarak bir saniye hemen size o rakamı da e, bulup söyleyeyim e, AK Parti e, dindar e... Bir de dindarın demek moda olduğundan da olabilir mi acaba? <laughs> Her şey olabilir. Yani hangi dine mensup olduklarını da Hı -hı. Müslüman olup olmadıklarını soruyoruz zaten. Kendinizi Hı -hı. dinsel olarak nasıl tanımlarsınız diyenler, işte Sünni tanımlayanlar var, Alevi diyenler var, işte Sünni demeyip içinde Müslümanım diyenler var. Ya farklı gruplar var. O rakam %90'a ulaşmıyor zaten. Hani kendini Müslümanım diye tanımlayan. O yüzden bu burası enteresan yani dindar ama bu dindarlık nasıl tezahür ediyor günlük hayatta bence bu iyi araştır yani araştırılması gereken bir şey ona belki burada da Türk tipi Müslümanlık diyebiliriz belki hocam az yani, önce yani, yani, hemen hemen <laughs> hepsi de Türk tipi diyoruz e hocam yani dünyada da muhtemelen benzer trendler var şimdi Türkiye'yi hep kendine özgü bir ülke olarak düşünmemek lazım ee, işte siyaseti gördük bütün dünyada yaşananlardan evet. bizde. E, dindarlıkta da muhtemelen dünyada benzer trendler var. E, seneye biraz bunu değiştirmek de istiyoruz aslında. Harika. Bakalım. Hocam e, bitirirken şu oy oranları da çünkü herkes merak eder. Ben şeye girerken de söylemiştim. Oy oranlarını da yani seçim olsa kimler değil de bir e, söylerseniz. Belki bir geçmiş de hatırlatarak yapabiliriz. Geçmiş bir iki yıl. Söyle, e, sö söyle söyleyeyim. E, 2018-24 Haziran seçimlerinde Hı. Ee, Ak Parti yüzde 42 42.6 oy almıştı. CHP yüzde 22.6 idi. Ee, HDP, MHP ve İyi Parti 10-11, evet. 10-12 bandında idi. Şimdi gelinen noktada e, ben size kararsızların dağıtılmış olanını söyleyeyim. çünkü Hı -hı, Bununla karşılaştıralım diye. Tabii. Evet çünkü seçimde. O kararsızların size... dağıtılma biçimine ilişkinde bir açıklamanız var. Klasik yöntemle değil. Geçmişte Hayır. sorduğunuz sorularla evet. e, bir dağılım yapıyorsunuz. Bir evet, program üzerinden evet. onu da evet, söylemiş yani, olalım. Genellikle anketçiler e, çok sağlıksız olan oransal e, dağıtım. oransal olarak dağıtıyorlar aldıkları o oranında kararsızları da dağıtıyorlar. Ama kararsız olan insanlar genellikle bir partiden mutsuz oldukları için kararsızlar. Dolayısıyla biz o parti, hangi parti olduğunu e, anlamaya çalışıyoruz. Sorduğumuz sorular içerisinde bunu anlamaya e, imkan veren e, bilgisayar öğrenme, e, işte e, artık artificial intelligence denilen e, hmm, teknolojiyi kullanarak yani. e, orada e, sanal öğrenmeyle. 10 tane soru tespit ettik kendi anketimiz içinde. Bu sorulara verilen cevaplarla kimin neyi oy vereceğini tahmin etmeye çalışıyoruz. Ve %93 oranında iddiamız var bu konuda. Doğru Çok önemli. iddia ediyoruz? Peki. Şöyle bir yere geliyor son nokta olarak. Dağıttıktan sonra AK Parti'nin oy oranı 38.3. 42.6'dan 38.3'e düşüyor. CHP %27'ye çıkmış oluyor. Eee İyi Parti, HDP ve MHP yine %10-11 bandındalar. Hı, hı. E, ve üçü de bu anlamda hani o %10'luk baraj artık Eğer anlamda varsa, baraj. onu geçmiş durumdalar. Şimdi burada e, bence enteresan olan ve bizim diğer anketçi e, anket yapan arkadaşlarımızdan farklı olduğumuz bir yer e, yeni kurulan partilerin veya diğer partileri çok 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 düşük buluyoruz. Hepsi %1'in altında. E, diğer Gelecek Deva Evet. Yani yüzde üç falan bulanlar var. Evet. Ee, bizde çok düşük gözüküyor açıkçası onlar. Ee, dolayısıyla e, seçimler açısından bakarsanız mesela Cumhur İttifakı şu anda yüzde 48.3 gözüküyor. Ee, Millet İttifakı 38.8 gözüküyor. Ee, bu parlamento için tabi e, tabii buna HDP de var ayrıca bir yüzde onluk e, muhalefet olarak düşünürseniz. Ee, onun dışında Cumhurbaşkanlığı seçimi tamamen farklı bir mantığı var tabii. Ee, orada da bizim bulduğumuz, e, hani ilk tur için tabi bizim yaptığımız anket. Ee, o yüzden e, Cumhurbaşkanı Erdoğan şu anda yüzde 43 gözüküyor. Ee, burada kararsızlar çok düşük olduğu için dağıtmadık. Ee, yani yüzde 1'in altında gözüküyor şu anda. Ama yüzde onda oy kullanmayacağını söyleyen var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde karşılık ondan sonra yani ona yaklaşan kimse yok. Selahattin Demirtaş yüzde 10, Kemal Kılıçdaroğlu 9.7, Akşener 9.2 diye gidiyor aşağıya doğru iniyor. Dolayısıyla burada İmamoğlu part... ve Mansur yavaşta sordunuz mu hocam burada vardı diye hatırlıyorum. Yani onlar da var diğer parti Ama başkan... aşağıda görünüyorlar. Yani Ekrem İmamoğlu 8.6, Mansur Yavaş 5.5 e, bizde çıkmış. E, diğer başka işte bütün siyasi parti liderleri veya Muharrem İnce gibi siyasi parti lideri olmayıp aday olma ihtimali olan biz onların hepsini koyduk. Hepsi 5.5'ün altında zaten. E, hani liste çok şu anda net gözüküyor. Peki. Cumhurbaşkanı tek başına seçmeye yetmiyor ilk turda bu net ama ikinci tur için hangi karışık. siyasi aktör ona rakip olur sorusunun yanıtı tam olarak Yanıt oradan çıkıyor yani yani. daha doğrusu hani benim aldığım mesaj bu isimlerden başka bir isim olmalı mesajı. gibi görünüyor peki evet. hocam çok teşekkürler çok detaylı bir şekilde konuştuk. bir fotoğraf aslında Türkiye fotoğrafı her yılda o fotoğrafı çekiyorsunuz ee... Teşekkür ediyoruz bize de izah ettiğiniz için. Eksik oldum. Rica ederim. Yayınlar. Profesör Doktor Mustafa Aydın'la konuştuk efendim Kadir Has Üniversitesi'nden.